Sanki kelle götürecekler. 10 dakika sonra git. Ya doğru dürüst bir sürücü yok. Anlatabildim mi? Ya kimse ölmesin. Daha bir düzenli trafik adabı olsun. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada bayram kazalarında can kaybının geçen yıla oranla %58 azaldığını belirtti. Biz de bu konuyu Laf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara sorduk. Bakalım ne yanıtlar almışız. Bakan Soylu yaptığı açıklamada trafik kazalarının bayramda geçen yıllara oranla can kaybında %58 azalma olduğunu söyledi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Azalmış olabilir, doğrudur. Çünkü otoyollarımız genişledi. Trafik denetimlerimiz çoğaldı. Onun etkisi vardır. Hız kontrolleri yapılıyor, yani radar kontrolü yapılıyor. Onun etkisi vardır. Araçlarımız hep kaliteli oldu artık. Eskisi gibi değil yani. Daha kaliteli araçlar, airbag'li, şuydu bu, hepsi var. Doğrudur, olabilir yani. Doğrudur. Peki denetimleri yeterli buluyor musunuz? Denetimler arttı. Artması da güzel bir şey. İyi yani, yeterli buluyoruz tabii sürücülere ki. Sürücülere öneriniz var mı peki? Sürücülere önerilerimiz yorgunken, uykuluyken, özellikle uykuluyken araç sürmesinler. Benim başımdan geçti. Uykuluydum, bayağı uykuluydum. Zor geldim. Yarım saat, bir saat bir yatsınlar, uyusunlar. Daha sonra araçlarını sürsünler yani. O zaman daha bir rahat olurlar. Geçen seneki Ramazan ayındaki can kayıplarına bakarsak, yani bayağı bir yüzlerden onlara, yirmilere kadar düştü. Çok şükür. İstemiyor can kaybının olduğunu. Yani şoförlerimiz birbirlerini sollayarken yani dikkatli bir şekilde sollarsa ve vatandaşların üzerine suçlu çıratmaz ve çarpışmadan akıllı bir şekilde, güzel bir şekilde memleketine gider, mezarlarını ziyaret eder, bayramlaşır ve güzel bir şekilde de yine şehirlerine dönerler, işlerini gücülerine başına. İstediğimiz bu, emniyetimiz ve devletimiz çalışmalarını çok güzel yapmış. Ben devletimizi de ve emniyet mensuplarını da, müdürlüklere, amirliklere teşekkür ediyorum canı gönülden. Güzel çalışmalar yaptı ve kazalar bayağı azaldı. Allah işlerini gücünü rast geçsin. Devletimizi, milletimizi, ordumuzu Rabbim korusun. Saygılar. Sanki kelle götürecekler. 10 dakika sonra git. Evet. Bunu azalaşmasını istiyorum yani. Biraz dikkatli sürsünler. Gözümle baksınlar. Yani bir can öyle bu kolay bu seviye gelmiyor. Ayaşı var, berbüşü var, esnacısı var, hapçısı var. Sürücülere ne tavsiye edersiniz? Sürücülere ne tavsiye? Gözüne baksın, dikkatli gitsin. Adam ana yolda 140-150 ile gidiyor. Trafik ceza yazıyor, ondan sonra diyor böyle de kanun olmaz. Dikkatli gitse, kanuna uyarsa hiçbir şey olmaz. Çok da iyi bir önlem alınmadı yani. Sürücülere ne? Aynen devam ediyor efendim. Sürücülere peki tavsiye ederim. Sürücüler artık biraz baştan salma sürüyorlar. Ya doğru dürüst bir sürücü yok. Anlatabildim mi? Doğru dürüst bir sürücü yok. Eski sürücüler gibi değiller. Daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Hani havalar da yağmurlu. Şu anda yazık lastiklerle çıkmamalarını tavsiye ediyorum. Bakan Soylu'nun açıklamasını, can kaybının azalması ile ilgili ne düşünüyorsun? O konuda pek bir fikrim yok. Yani pek de yeterli değil. Hani biraz adaletsizlik de var. Mesela ben de araç kullanıyorum kendim. Yaya geçidinden geçtim diye ışık yeşildi. Bana 880 lira ceza geldi. Hani bazı şeyleri doğru, mantıklı. Ama bazı şeyleri de çok mantıksız, adaletsiz düşünüyorum. Ama tedbirler sıkı. Dikkatli olmalarını derim. Trafik kurallarına uymak lazım. Yani zaten günümüzde çok kaza kaybı oluyor. Yani sürücüleri biraz daha dikkat edecek. Önlemleri yeterli buluyor musunuz? Efendim? Trafik önlemlerini yeterli buluyor musunuz? Hayır. Günde hep kaza oluyor yani. Çocuklar ölüyor, insanlar ölüyor. Acemi insanlar biniyor. Mesela ben sürmek istiyorum ama cesaret edemiyorum. Yani kendime güvenemiyorum. Ya kimse ölmesin. Daha bir düzenli trafik adabı olsun.